Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Nisa suresinden devam edeceğiz. 5. ve 10. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada yetim haklarıyla alakalı, mirasla alakalı bir takım meseleleri bizlere ders vermekte. Şöyle ki: وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَاءَ اَمَّالَكُمْ Mallarınızı sefihlere vermeyiniz. اَلَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ kıyamem, ki Allah sizi bu noktada yetkili kıldı. Verzuquhum fiha, ve bunlardan onlara rızıklandırınız. Veksuhum, ve onları giydiriniz. Ve kulu lehum kavlen marufa, ve onlara maruf bir şekilde söz söyleyiniz. Malum, bir kimsenin babası vefat ettiğinde o kimse çocuk durumdaysa ona yetim deniyor ve onların mallarına büyüyünceye kadar yakınları nezaret ediyor. İşte eğer çocuk diyelim büyüdü ama sefih, aklı başında değil, aklını iyi kullanamıyor, doğrudan kendi malını idare edebilecek durumda değil. İşte bu durumda malı kontrollü bir şekilde ona vermek. Ayet-i Kerime bu noktaya dikkat çekiyor. Burada mallarınızı denilmiş. Çünkü her ne kadar o kimsenin kendi malı değilse de, yani çocuğun velisi durumunda olan kimsenin kendi malı değilse de, fakat tasarruf onda olduğundan mallarınızı ifadesi kullanılmış. Ama bu maldan, yani miras olarak çocuğa kalan bu maldan, işte çocuğu rızıklandırmak, onu giydirmek, bakımını yapmak da onların bir görevi. Ve konuşurken de onlara maruf bir şekilde söz söylemek, yani onların gönlünü hoş etmek ve o yetimlere sahip çıkmak, o sefih durumda da olsa, yani aklı kıt, aklını kullanamıyor durumda da olsa gönüllerini hoş etmek bir esas. وَبْتَلُوا الْيَتَامَ Ve yetimleri deneyin. Hatta اِذَا بَلَوُ النِّكَاهِ Nikah durumuna ulaşıncaya kadar onları şöyle kontrol edin, durumlarına bakın. فَاِنْ اَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا Onlarda bir rüşt fark ettiğinizde, yani artık kendi ayakları üzerinde durabilir, kendi mallarını kullanabilir, böyle bir kanaat sizde hasıl olduğunda فَدْفَوْا اِلَيْهِمْ اَمَّالَهُمْ Onların mallarını kendilerine verin. وَلَا تَأْكُلُوهَا اِسْرَافَ وَبِدَارَ اَنْ يَكْبُرُوا Yani bir israf olarak, har vurup harman savurarak veya onlar işte büyüyecekler de o zaman biz bu malı kullanamayacağız gibi bir endişeyle hemen onların malını yemeye kalkmayın. Burada yetimlere bakan kimselerin sorumluluğu nazara veriliyor. Evet, bir ailede yetim bulunabilir. O yetime babasından mal kalmış olabilir. Oradaki o aileye düşen görev o malı çocuk namına muhafaza etmektir. Ve çocuk rüştünü ispat ettiğinde, artık evlenebilecek duruma geldiğinde, normalde bu buluğ dönemidir. Kızlar için 12, erkekler için 15 kabul edilir. Ve öyle bir duruma geldiğinde artık o maldaki tasarruf doğrudan doğruya yetimin kendisine aittir. Çünkü aklı başındadır. Kendi işini görebilecek, kendi ayakları üzerinde durabilecek bir duruma gelmiştir. Ama onlara bakan kimseler, akrabaları olan kimselerin onlara ait olan malı böyle yiyip bitirmeye çalışmaları, israf etmeleri, çarçur etmeleri bu uygun değildir. Çünkü o mal onların uhdesinde bir emanettir. Ve emanete riayet etmek de her insanın görevlerinden, mühim görevlerinden bir tanesidir. وَمَنْ كَانَ غَن۪يًا فَلْيَسْتَعْفِفْ Eğer bir insan yanında yetim var, kendisi de zenginse, ihtiyacı yoksa onun malına tenezzül etmesin. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا Ama fakir olan bir kimse ise فَلْيَكُلْ بِالْمَعْرُوفِ Maruf bir şekilde, yani akla ve dine uygun ölçüler çerçevesinde onun malından yesin. Burada iki durum nazara veriliyor. İşte yetime bakan kimse ya zengindir veya fakirdir. Eğer zenginse yetimin malına tenezzül etmeyecek. Onun malını
aynen muhafaza edecek. Ta ki o bülû dönemine gelinceye kadar, evlenebilecek duruma gelinceye kadar bu durumda malını tümüyle ona teslim edecek. Ama fakirse elbette bu durumda yetim ona bir derece yük oluyor. Bir derece masrafları var. İşte yetimin malından bu masrafları karşılayabilir. Maruf bir şekilde, aklı selime ve dinin ölçülerine uygun bir şekilde onun malından bir derece istifade edebilir. Ama bu bir israf tarzında olmamalı, onun malına konmak tarzında olmamalı. فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ Onlara mallarını verdiğinizde فَاَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ Onlara şahit getiriniz. Yani malı verdiğinize dair şahit getiriniz. وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبَ Hesap görücü olarak Allah yeter. Burada şahit getirilmesi, malum bu gibi meselelerde suistimal olabilmekte, birbirini inkar olabilmekte. İşte yetime bakan kimse şahitlerin huzurunda der ki, babasından şu kadar mal kalmıştı, ben bu malı bu zaman zarfında muhafaza ettim ve sizlerin de şehadetiyle bu malı kendisine veriyorum. Sadece yetimle kendi arasında al evladım bu babandan kalan mal diye verse, belki ileride insanlar arasında dedikodu olabilir. İşte falanca var ya, yetimin malını yedi. Evet bir miktarını verdi ama bir kısmını da kendi yedi gibi dedikodular olabilir. Bu gibi dedikoduları önleyebilmek ve milletin günaha girmesine engel olabilmek için şahit tutmak ve o şahitlerin huzurunda malı vermek en selametli yoldur. Allah-u Teala bu noktada ayette bunu bize hatırlatıyor. لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ Erkekler için anne babanın ve akrabaların geride bıraktıkları mallardan bir nasip vardır. Burası mirasla alakalı ve iki sayfa kadar bir bölüm Nisa suresinde mirası bize anlatmakta. Malum din muamelattır denilir. Evet dinin iman boyutu var, ibadet boyutu var. Bir de beşeri münasebetler, insani ilişkiler, aile içinde, akrabalar arasında bir takım münasebetler var. İnsanın kalitesi bunlarla açığa çıkıyor. İşte diyelim bir miras olayında bakarsınız ki bir takım zulümler olabilir. Hem mirası bırakan anne baba, onlar açısından zulümler olabilir. Hem de miras bıraktığı kişilerin kendi aralarında problemler meydana gelebilir. Diyelim bir baba vefat etmek üzere. Bütün malını evladından birine bıraksa, diğerlerini mahrum etse bu bir zulümdür. İşte mirası bırakan kişiye bakan itibariyle bir takım problemler. Veya diyelim mirası bıraktı ama miras taksiminde varisler kendi aralarında anlaşamadılar. Kimine az, kimine çok gibi durumlar oldu ve kısmete, yapılan taksime hile karıştı veya bir takım başka suistimaller karıştı. Çok dedikodular olur ve bunun neticesinde kardeşler birbirine düşman olabilir. İşte gelen ayet-i kerimelerde hem mirası bırakan kimsenin durumu, nelere dikkat etmesi gerekir, hem de miras alan kimseler nelere dikkat etmeleri gerekirler. Allah-u Teala bize bunları bildiriyor. Ta ki insanlar bu gibi durumlarda suistimale düşmesinler, birbirlerine düşmesinler ve hoş bir şekilde hayatlarını devam ettirsinler. Halkımız arasında denilir ki ölüm hak, miras helaldir. Dolayısıyla akrabalıktan dolayı bu manada bir miras insanlara hak olarak tahakkuk ettirilmiş. İşte gerek anne baba vefat ettiğinde veya bir kısım akrabalar vefat ettiğinde bunlardan insanlara miras kalabiliyor ve o mirası Kur'an-ı Kerim'de belirtilen ölçüler çerçevesinde kendi aralarında taksim etmeleri gerekiyor. İşte erkekler için anne babanın bıraktığı veya akrabaların bıraktığı maldan, terekeden bir nasip vardır. وَلِنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ Kadınlar için de anne babanın veya akrabaların geriye bıraktıkları mallardan bir nasip bulunmaktadır. مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرْ Az da olsa çok da olsa. Yani azına çoğuna bakılmadan velev az da olsa
velev çok da olsa bunlara bir pay, bir nasip söz konusudur. Burada İslam öncesine de kısaca temas etmemizde belki fayda var. İslam öncesinde kadın toplumda o derece iyi bir statüde değildi ve miras noktasında da kadına doğru dürüst pay verilmiyordu. Kur'an-ı Kerim bu noktada kadının da hakkı olduğunu ortaya koydu. Erkekler için bir pay var, kadınlar için de bir pay var. Ve bu payların neler olduğu, kime ne kadar verileceği daha sonraki ayetlerde ifade ediliyor. Demek ki kadının da mirastan hakkı var. Günümüze geldiğimizde mesela ülkemiz %90 küsur Müslüman ama bazı yerlerde kadına mirastan bir pay verilmediği, hatta kadının normalde helal olan mirasa talip olmasının örfe aykırı olduğu, töreye aykırı olduğu ifade ediliyor. Örf ve töre eğer dinin esaslarına muhalif değilse muteberdir. Ama dinin esaslarına aykırı olduğu noktada örfe ve töreye riayet edilmez. Ve günümüzde bazı bölgelerimizde özellikle kadına mirastan pay verilmemesi apaçık bir zulümdür. Ve bunu yapanların hem de Müslüman kimseler olması gerçekten utanç verici bir durumdur. Yani kişi hem Müslümanım diyecek, Allah'ın hükümlerine uyguluyorum diyecek. Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde kadınlar içinde mirastan pay vardır denildiği halde kadının payını vermeyecek, hissesini vermeyecek. Bu elbette apaçık bir zulüm olur. Nasiben mefruda ve bu belirlenmiş bir nasip. Yani kadına ne kadar verilecek, erkeğe ne kadar verilecek bunlar hüküm olarak Kur'an-ı Kerim'de ortaya konulmuş ve o hükümler çerçevesinde bunlar verilmesi gerekir. وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ Miras taksimi esnasında eğer yakınlar, yetimler, fakirler, miskinler bunlar da bulunurlarsa فَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ O terekeden, mirastan bunlara da rızık olarak verin, bunlara da bir pay verin. وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا Ve onlara maruf bir şekilde de söz söyleyin. Yani miras taksimi esnasında yakınlardan da kimseler vardır, akrabalardan. Yetimler olabilir, öte yandan muhtaç durumda olan bir takım fakirler, kimsesizler olabilir. Onlara da ölen kimsenin bir iyiliği olarak, bir hayrı olarak işte şu da size, bu da size tarzında doğrudan bir hibet şeklinde vermek güzeldir. Allah-u Teala bu noktada insanlara tavsiyede bulunuyor. Böyle yapmalarının daha uygun olduğunu ifade ediyor. Bununla beraber tabii bu verilen çok da fazla bir şey olmayacaktır. Asıl mirasa göre az bir şey olacaktır. Onların gönüllerini hoş etmek için yani çok da fazla bir şey veremedik, kusura bakmayın, keşke imkan daha fazla olsa daha fazla verseydik gibi onların gönüllerini alacak, gönüllerini hoşnut edecek ifadeleri de orada kullanmak lazım. وَلْيَخْشَ الَّذ۪ينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضَعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ Burada وَلْيَخْشَ الَّذ۪ينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضَعَافًا Yani insanlar kendilerini o ölen kimselerin yerine koysunlar. Şayet kendileri ölmüş olsaydı, geride de bakıma muhtaç kimseler bıraksalardı, onların durumu ne olurdu? Empati yapsınlar ve ona göre durum değerlendirmesi yapsınlar. Cenab-ı Hak bir hatırlatmada bulunuyor. Eğer geride böyle bakıma muhtaç fakir kimseler, ailelerinden bakıma muhtaç kimseler, çocuklar bırakan kimseler düşünsünler. Şayet kendileri ölmüş olsaydı, çocuklarına bir şey verilmeseydi durum ne olurdu? Bu noktada değerlendirsinler. خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ Ve Allah'tan sakınsınlar. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا Ve doğru bir şekilde söz söylesinler. Yani nasıl ki ölüm hak, miras helal ve ölenin mirasının hukukunu korumak bir vazife. Bunu çarçur etmek uygun değil. İşte
yani ne şekilde vasiyet yapılmışsa onu uygulamak gerekiyor. Bütün bunları bilsinler. Şayet kendileri ölmüş olsaydı, kendi evlatları bakıma muhtaç durumda olsaydı ne halde olurlardı, nasıl sıkıntı çekerlerdi, bunu düşünsünler ve o şekilde etraflarına yardımcı olsunlar. Elbette bir insan kendisi vefat ettiğinde çoluk çocuğunun arkada perişan olmasını istemez. Ve kendisini hayalen o ölünün yerine koyabilir. İşte ben öldüm, çoluk çocuğum da bakıma muhtaç durumda. Bir yerde de miras taksimi yapılmış. Acaba bizim çocuklara da verilecek mi, verilmeyecek mi? Normalde verilmesini ister. Madem kendisi verilmesini istiyorsa bu defa o da başkalarına versin. Başkalarının da bu manada bakıma muhtaç kimseleri var. Onlara yardımcı olsun. Günümüzde bu empati diye ifade ediliyor. Yani kendini başkasının yerine koymak. Ben olsaydım acaba nasıl değerlendirirdim? Bu anlamda herkes miras meselesinde kendini bir nevi ölmüş gibi görebilir ve çoluk çocuğunu bakıma muhtaç durumda hayal ettiğinde nasıl ki hayalen çocuklarına acır, onun gibi başkalarının da çoluk çocuğuna acıması lazım ve onlara elinden gelen yardımı, elinden gelen desteği vermesi gerekir. Ve bu noktada mirastan payı dağıtım esnasında etraftaki garibanları, bakıma muhtaç durumda olanları korumak gerekir. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اَمَّالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا Zulmen yetim malı yiyenler اِنَّمَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ نَارًا Onlar karınlarına ancak ateş doldurmuş olurlar. Onlar ateş yemiş olurlar. وَسَيَسْلَوْنَ سَع۪يرًا Ve bunlar yakında, yani diğer alemde çılgın bir ateşe, dehşetli bir ateşe atılacaklar ve orada cezalarını bulacaklar. Yetim malı yemek büyük günahlardan bir tanesidir. Ve bu konuda gerek bu ayette gerek başka ayetlerde çok büyük tehditler vardır. Bir insan yetime bakması gerekirken, hatta yetime hiçbir mal kalmasa, babasından hiçbir mal kalmasa yine bakması gerekirken tutup da babasından ona kalan mirası yemeye çalışmak, haksız bir şekilde onun malına konup çarçur etmek, israf etmek bu elbette en büyük zulümlerden bir tanesi. Ve bunu yapanlar bunun bedelini ödeyecekler ve bunun vebalini dünyada bir sıkıntı şeklinde, sanki doğrudan bir ateş yutmak gibi böyle bir sıkıntı olarak iç alemlerinde duyacaklar ve ardından da diğer alemde çılgın bir ateş, dehşetli bir ateş onları bekleyecek. Değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim bize miras gibi meselelerde de hükümleri bildiriyor. Ta ki insanlar haktan udul etmesinler ve insanlar hakkı, hukuku bilsinler ve herkes o ölçülere riayet etsin ve bunun neticesinde toplumda daha böyle bir birlik, dirlik, birbiriyle dayanışma, kardeşlik, bu gibi şeyler hakim olsun. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamayı ve güzel yaşamayı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.